Sezai ile senin yüzünden mutlu olamayız. Geri dön Kanada'ya dedi. Sezai. Gerçekten yardıma ihtiyacı var. Ona mı inanıyorsun yani? Bana inanmıyor musun? Allah! Nasıl olmuş Zeyno? Harika gözüküyor abi. Değil mi? Evet. Vallahi baktıkça insanın iştahı açılıyor. Bak, mozzarella peyniriyle İzmir tulumu aşıkla birbirine girmiş. Fokur fokur kaynıyor. Allah'ım ya. Peynir için şiir yazdın ya. Öyle ama abla. Bir görsen sen de. Abi ne yapayım? Tatlıyı çıkarayım mı dolaptan? Aa, çıkar çıkar Zeyno. Çok dondu o zaten. Çıkar abicim. Kim o ya? Ya müvekkilim. Bu saatte insan mı aranır ya? Hiç. Saygısız, terbiyesiz. Haydi sofraya ya. Öldü mü aşıktan? Ozan gelmedi daha. Onsuz mu oturacağız? Geldim. Geldim anne, geldim. Ya siz başlasaydınız, keşke otursaydınız. Olur mu öyle şey canım? Hadi ama çok açız, hadi. Anne ben tokum ya. Ben atıştırdım bir şeyler. Nasıl tokum dayıcım ya? Aa, aşk olsun ama ya. O kaç kere mesaj attım sana. Lazanya yapıyorum aç gel diye. Ya... Ozan hadi kutlama yapacağız hadi. Ah neyi kutluyoruz? Oğlum kutlayacak çok şey var da. Hakan'ın DNA'sı tutmadı ya onu kutlayacağız. Senin kardeşin değilmiş. Aa Hako mu? Hani şu senin sevgili yeğenin. Ay bin kere kafama kakarsın artık. Kakacağım tabii dayı kakacağım. Dedim değil mi? Bu herifin bizim ailemizle bir alakası yok dedim. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ozan'cığım sana çok teşekkür ederiz. Gerçekten yani Zeynep'i böyle yarasız beresiz bize getirdin ya. Seninle çok gurur duydum. Annem benim. Ozan ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatımı kurtardın. Bunu asla unutmayacağım. Ben de o şerefsizin bıçağı senin boynuna dayadığı anı unutamayacağım senin. Nasıl inandım ben o ite ya? Nasıl kandım? Ya herif, ya üç kağıtçının teki işte. Ya neyine inanıyorsun? Ben hepimiz kandık. Yani şeytan tüyü vardı çocukta. Evet, yemeğe başlamadan önce bir konuşma yapmak istiyorum. Babam, hatırlarsın Ümit. Bazen şey derdi, insanın hayatının çekirdeği vardır. O çekirdeği oluşturan çevresindeki insanlardır. Yani iyi günde, kötü günde yanında olan insanlar. Siz de benim hayatımın çekirdeğisiniz. Birbirinizin elini hiç bırakmayın. Hep birbirinizin yanında olun. Evet tamam hadi bakalım yemek yiyelim. Hadi Ümit bakma hadi. Ya hadi. Duygulandım ya. İştahım kaçtı. Hadi hadi. Hadi lütfen. Zeyno. Salata hazır. Nasıl çorba? Hı hı. Özlemişim yemeklerini. Ah, ama gitme. Nevacığım. Biz Güzide ile birlikteyiz biliyorsun. Biliyorum. İş yerinde birliktesiniz. Hı hı. Ya öyle değil ya. Yani şeyiz.
Arkadaşız yani. Beraberiz. Tamam yani. Nesiniz yani? Ya biliyorsun sen yıllardır Güzide'yi. Niye öyle bilmiyormuş gibi konuşuyorsun benimle? Ya abi ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Ne diyorsun sen? Ha? Ya şeyi hatırlarsın. Yani Samahat'la olan kavgalarımızı. Yani hiç Güzide'yi hiç görmeden, onunla hiç tek satır laf etmeden garip bir şekilde rahmetli Fikri Sabit haline getirmişti. Hatırlıyorsun o günleri, kavgaları falan. Ha. Ya sen birlikte izlerken yani. Da öyle işte ha. Son zamanlardaki kavgamızı da anlatmıştır belki. Tartışmaları falan. İpek sana söyledi mi? Anlattı. Ama çok üzülmüş çocuk. Ama Güzide de üzüldü. Yani Güzide üzülmedi diyemeyiz ki. Abi. Sen hakikaten bu Güzide Hanım'ı hep seviyor muydun? Yani Semahat abla haklı mıydı? Ya uzaktan uzağa işte öyle nasıl seviliyorsa o kadar. Görmeden, hiç konuşmadan. Fakat rahmetli görüşüyoruz, konuşuyoruz falan zannediyordu. Yani bir türlü o şeyden çıkamamıştı. Yani şimdi niyetiniz ne? Niyetimiz kısmet. Kısmet olursa vuslat yani kavuşmak. Başka ne olabilir ki? Kısmetse. Kısmet. İnşallah. Fakat işte İpek istemiyor. Yani bir tarafta 15 yıldır yana yakıla aradığım, hasretiyle yandığım kızım, canımın içi. Öbür tarafta sevdiğim kadın. Tam böyle ömrümün son deminde ikisine de kavuştum derken başıma gelene bak yani. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi şaşırdım biliyor musun? Kafam nasıl karışık. Sezai abi sen bu Güzide Hanım'ı ne kadar tanıyorsun? Ne kadar derken? Yani kalbini, içini ne kadar biliyorsun? Çünkü yani insanı tanıdığımı zanneder de aslında tanımaz. Hani bir şey olur, bir şey yaşanır. Ondan sonra görür, anlar kimmiş, neymiş. Benim içim o kadar rahat ki Güzide'den yana. Yani onu soruyorsan eğer. Hiçbir şüphem yok biliyor musun? Ha senin yani İpek'ten şüphen var o zaman. Hayır İpek'ten de şüphe etmiyorum. O benim canım kızım. Ama bir yanlış anlama var sanki Neva. Yani İpek'in söylediği her şey de yalan olmaz ki. Kızım benim mutluluğuma niye düşman olsun Allah aşkına ya? Vallahi ben Güzide Hanım'ı tanımam bilmem. Ama İpek benim elime doğdu. Yani tamam yanlış anlaşma vardır olabilir. Ayrı kaldınız koptunuz diye onun kalbindeki yerin silinmedi ki. Yani ben biliyorum İpek için dünya bir yana sen bir yana. Benim için de öyle. Benim için de dünya bir yana İpek bir yana. Bak çekip giderse dayanamam biliyor musun? Ya? Okursun. Yani uykularım kaçıyor emin ol. Yani hiç dayanamam ona. Hasretine dayanamam. Yani ölürüm yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun ya? Deli misin nesin? Niye cevap vermiyorsun sen benim telefonlarıma bakayım? Meşguldüm canım. Bütün gün evde oturup seni düşünmüyorum. Aa. Arabamın anahtarlarını ver. Arabamı götürmeye geldim. Hı. Vermezsem ne yapacaksın? Azra'cığım zaten sinirim tepemde. Bir de seninle uğraşmak istemiyorum. Ver şu arabanın anahtarlarını. İpek. Azra. Araba diyorum. Anahtar diyorum. Versene şu anahtarları ya. Delirtme beni. Bıraksana. Anahtarlar İpek. Nerede? Manyak ne yaptın arabaya? Senin araban evinin önünde İpek. Azra beni delirtme. Beni delirtme. Ver şu arabanın anahtarlarını götüreceğim arabama. Benim arabamı diyorsun yani.
Sattım canım. Ne? Saçma sapan konuşma kızım. Ne diyorsun sen be? Ruhsat benim üzerime değil miydi? Sattım ben de. Azra bak çileden çıkıyorum yavaş yavaş. Uzamaya başladı bu şaka. Ver şu anahtarları. Sattım diyorum canım, sattım. Satmasam niye taksiyle geleyim? Kızım. Kızım sen manyak mısın ya? Sen manyak mısın ya? Ben sana emanet ettim o arabayı. Aa öyle mi? Ben hediye zannetmiştim ya, kusura bakma. Azra beni delirtme. Ver şu arabanın anahtarlarını. Polise şikayet et İpek. Hatta babana şikayet et. Baban avukat. De ki babacığım ben arabayı senden gizlemek için ruhsatı arkadaşımın üzerine yapmıştım. Yıllarca o sırtımdan geçinen asalak arabayı satmıştı. Tamam. Ne yapıyorsun be? Kızım seni öldürürüm. Ne yapıyorsun? Bak yemin ederim seni öldürürüm. Bek elimden kurtulamazsın. Bek, ver şu arabanın anahtarlarını bana. Bek ver lan. Benim arabam vereceksin. Bek, ne yapıyorsun? Azra beni delirtme. Bek çıldırtma beni. Azra! Bek nerede benim arabam? Nerede anahtarlarım? Azra seni öldürürüm. Azra diyorum. Çık dışarı. Bak kızım seni mahvederim. Yaşatmam seni, beni duyuyor musun? Aa mahalle kavgası. Hayatını kaydırırım senin. Ne oluyor Azra! Güzelim? Ne oluyor? Azra! Ne oluyor güzelim? Ne oluyor? Kimsin sen? Aa, sen Sezer Bey'in kızı değil misin? Söyle şu Azra'ya hemen dışarı çıksın, hemen. Baş üstüne, baş üstüne efendim. Ne istiyorsun bizim kapıdan, derdin ne? Borcu var bana Azra'nın, borcu. Aman, herkesin herkese borcu var be. Böyle kapıyı güm 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 çalmakla ödenmiyor borçlar. Avukata git, icraya versin, hadi. Ne diyorsunuz siz be? Ne diyorsunuz siz? Beni duyun, açın şu kafayı. Ay, bak kızım, mahvederim. Gerçekten çok kötü olacak. O arabayı geri vereceksin bana. Hadi güzelim. Duydun mu beni? Hadi Azra. Güzelim. Hadi. Azra. Hadi. Delirttiniz aa, beni mi? Yak mıdır ne? Azra. Dur. Azra dedim. Eli midir nedir? Hoş. Azra. Hoş. Baba. İyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Öyle işte. Geçmiş günler. Üzgün görünüyorsun da. İşte. İnsan belli bir yaşa gelince eski günleri daha çok iade ediyor, daha çok bakıyor geçmişe galiba. Ben de onu diyorum baba. Bir düşüncelisin yani, bir sıkıntın var belli ki. Ne oldu anlat bana. Güzide Hanım mı bir şey dedi? Güzide bana niye bir şey söylesin ki kızım? Benimle ilgili bir şey söylemiştir muhakkak. Yok kızım, olur mu öyle şey? Niye söylesin seninle ilgili bir şey? Nereden çıkardın? Konuşmadınız yani. Konuşmadık kızım. Konuşsak konuştuk derim yani. Zaten çok acayip yoğun bir gündü. Ama tabii... Ama ne? Güzide Hanım'la senin aranda kaldın mı diyecektim. Yok kızım. Nereden çıkardın? Siz düşman mısınız ki aranızda kalayım sizin? Değiliz tabii. Yani en azından ben onu düşman gibi görmüyorum. O da seni görmüyor. Güzide de seni düşman olarak görmüyor kızım. Yani ben sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Eminim yani bundan. Yanlış anlayan ben. Yanlış anlaşılan Güzide Hanım herhalde. Bak kızım, yanlış anlamak suç değil, hata değil, tamam mı? Siz yeni tanışıyorsunuz. Tanımıyorsunuz birbirinizi. Bir niyeti vardır. Başka bir niyetle söyler. Sen onu başka türlü anlarsın.
Anladım baba, anladım. Akşam akşam Güzide Hanım'ı aklıma seansındayız herhalde. İpek kızım, bak şimdi... Baba, ben çocuk değilim. Ben çocuk değilim, ben büyüdüm artık. Kaç yaşındayım, sen farkında mısın? Ha? Ben kim bana neyi, ne niyetle söylüyor anlayabilecek yaştayım. Kızım, ben bir şey söylemedim ki. Niye abartıyorsun, bunda bir şey yok. Yanlış anladın sadece, o kadar kızım. İnanmıyorum ya. Ben inanamıyorum, ben gelip senin huzurunu nasıl kaçırmışım böyle? Pardon sizin. Ben bunca yıl sonra baba, senin özlemine dayanamadığım için her şeyi, kurduğum bütün hayatımı, Kanada'yı, her şeyi bir kalemle silip yanına geliyorum. Ya benim şu gördüğüm muameleye bakabilir misiniz ya? Yapma kızım böyle şeyler. Olur mu? Ben senin gelmenden nasıl memnunum? Sen benim canımsın kızım. Sen anlamıyorum. Bu yolun sonunu nasıl göremiyorsun? Ben gerçekten delireceğim. Nasıl göremiyorsun bütün bu olanları? Kızım ortada bir şey yok. Ne, yolun sonunun falan da bir yere gittiği yok kızım. Yemin ederim ben biliyordum. Biliyordum başıma bunların geleceğini biliyordum. Peki. Bu kadının beni yalancı çıkaracağını biliyordum sana kızım, karşı. Kızım yapma. Yemin ederim biliyordum baba. Bu kadının beni yalancı çıkaracağını biliyordum. Bizim aramıza gireceğini biliyordum baba, biliyordum. Yemin ederim ben bu yüzden mi geldim baba Kanada'dan? Sakin. Ben bu yüzden mi geldim Kanada'dan baba? Sen ne istiyorsun benden ya? Siz benden ne istiyorsunuz? Ben sana ne yaptım? Ben Güzide Hanım'a bir saygısızlık mı yaptın? Niye her konuda ben suçluyum? Niye hep İpek, İpek, İpek? Yeter. Yeter, dayanamıyorum artık. Yok kızım, yapma. Dayanamıyorum artık, yeter. Yavrum yapma. Seni suçlayan yok. Nereden çıkartıyorsun? Seni çok seviyorum ben. Sen benim canımsın, bir tanemsin, kızımsın. Sevmiyorsun baba, sevmiyorsun. Biliyorum sevmiyorsun. Kızım yapma. Biliyorum sevmediğini. Kimse sevmedi beni çünkü. Annemden başka kimse sevmedi beni. Biliyorum sevmiyorsun. Yapma kızım, çok biliyorum seni. İpek, İpek. İpek kuzum. Kuzum iyi misin canım benim? Gel. Yüzde müsait miydin? Müsaitim, gel. Biraz konuşsak. Ne dersin? Neyi? Ya işte bu olan biten tatsız şeyleri. Yani bir mesafe var. Farkındayım onun. İpek meselesi. Sezai, ben bu konuyla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum ya. Konuşacak bir şey yok çünkü. Güzide yapma Allah aşkına. Tamam. Haklısın ama ben anlatamadım kendimi. Daha doğrusu yanlış anlattım. Hoş, ben zaten kendini bile kendine anlattım. Sezai. Ben bu konuyla alakalı ne bir şey konuşmak ne de bir şey duymak istiyorum. Bence ne yapmalısın biliyor musun? Sen düşünmelisin. Yani hayatın hakkında, özellikle benim hakkımda düşünmelisin. Doğru. Haklısın. Ama sadece şunu bil. Ben İpek'in söylediği her şeye de inanıyor falan değilim. Yani tanıyorum ben kızımı. Bir art niyeti yok. Gel. Sezai Bey, bölüyorum, çok affedersiniz. Buyur kızım. Bir vakıftan gelen misafirlerimiz var da sizinle görüşmek istiyorlarmış. Vakıf, vakıf mı? Ne vakfı? Merhaba. 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 Merhabalar. Avukat Sezai. Güzide Özgider. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Güzide Özgider. Biz hasta ve yardıma muhtaç olan çocuklara çalışma yapan bir vakıfız Sezai Bey. Bağış içinse onu başka bir zaman.
Ay yok, onun için gelmedik. Biz aslında İpek Hanım'a ulaşmayı istiyorduk. İpek okuyan, benim kızım. İpek Hanım'ın telefonu kapalıydı. Evinize gittik, orada bir hanım buranın adresini verince buraya geldik. Pardon ama siz İpek'e niye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Nasıl, sevdin mi evimi? Vallahi çok sevdim. Bayağı modern, çok cici. E sen o zaman bir daha babanla yaşamayacaksın. Ha yok. Yani burası yaşamak için değil. Ben babamda kalacağım yine. Ama biliyorsun babamın evindeki odam çok küçük. Bir sürü de eşyam var Sera, sığamıyorum oraya. Ya burası benim eşyalarımı alsa bana yeter. Evet evet, haklısın. Gel bak sana ne göstereceğim. Bak kendime bir giyinme odası yaptım, bayılacaksın. İpek, bunların hepsi senin mi? Benim canım. Ne yapayım, çok seviyorum çanta ayakkabı. Hem hangi kadın sevmez ki? Tabii canım. Bu kadar da değil zaten, devamı var. Burada da çantalar. Çok güzellermiş hepsi. Burada da ayakkabılar. Ay ne kadar fazla var. Yani bunca eşya şimdi o küçücük odaya nasıl sığsın? Hem babamı biliyorsun. Biraz eski kafalıdır. Anlamaz o şimdi. Fuzuli bulur bunları. Tabii canım, tabii haklısın. Oysa ki bunların hepsi istek değil, ihtiyaç. Değil mi? Yani. Ama işte bunu sen anlıyorsun. Babam nereden anlasın? Bir sürü de kabana aldım Serra. Bu sezon çok iyi parçalar var, aklında olsun. Baksana şunlara. Çok güzellermiş canım, belli. Evet. Hadi ben iniyorum aşağıya. Mağazaya çevirmiş evi. Manyak. Bu arada aklında olsun hayatım. Yani böyle çanta, ayakkabı, elbise, aklına ne gelirse istediğini alıp kullanabilirsin. Ay gerçekten mi? Tabii ki. Biz arkadaşız seninle. Ya İpek, çok teşekkür ederim. Hatta bir şey söyleyeceğim. Yani böyle evde sizinkiler canını sıkar, üstüne gelir, başını filan ağrıtırlar. Gelip burada da kalabilirsin. Emin misin? Tabii ki. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Canım. Gecemize katılamadı kendisi. Gelebilseydi tören eşliğinde verecektik. Buyurun, size verelim. Teşekkürler, sağ olun. İpek okuyana bağış falan mı yaptı size? Minnettarız. Vakfımıza 1 milyon lira bağışladı. 1 milyon lira mı? Evet. Ne kadar hayırlı, ne kadar iyi kalpli bir kızınız var. Melek, inanın Melek. Yaptığı bağışla o kadar büyük yaralara merhem oldu ki. Peki, vakfınızın üyesi mi İpek? Yok değil. Yardım ettiğimiz hastalardan birinin annesiyle karşılaşmış bir yerde. Sohbet etmişler. Nergis Hanım kızının durumunu anlatınca İpek Hanım çok etkilenmiş. Nasıl yardımcı olabilirim size demiş. Nergis Hanım da adresimizi vermiş. Anladım. O da vakfa gitmiştir. Evet, evet. Bir kahve içtik, sohbet ettik. 1 milyon lira bağışta bulunup ayrıldı. Hastaneye de geldi. Çocuklara moral verdi. Evet, bakın hatta hastanede çocuklarımızı ziyaret ederken. Anladım. Buyurun. Sezai Bey, eminim kızınızla iftar ediyorsunuzdur. Ay İpek'cim, biraz fazla mı söyledin acaba ya? Hı? Kuş kadar yiyoruz zaten kızım, kalacak bunların hepsi. Canımız sağ olsun hayatım. Yani aklımızda kalacağına soframızda kalsın. E baksana ramenlerin hepsi kaldı zaten. İpek, sen bayağıdır Oltan amcadan bahsetmiyorsun. Bir gelişme yok mu? Dün gittim gördüm. Yani daha doğrusu bir evrak bırakmam gerekiyordu. Suite'ine gittim.
Suitine gittin. Şirkette görüşemediniz mi? Görüşemedik, erken çıkmış. Zaten kaç gündür avukatın falan peşinde koşturuyor Tolga için. Neyse canım. Artık koşturmasına gerek kalmamıştır. Aa, doğru ya. Selin hatırlamış, ifade vermiş. Ne hatırlaması Allah aşkına İpek? Bir şey hatırladığı falan yok Selin'in ya. Nasıl yani? Aptal kızım benim ablam. Aptal. Kedi olalı bir fare tutmuştu. Yine de kıyamadı işte Tolga'sına. Ben anlamıyorum ki. Aşık olmak insanı aptallaştırıyor falan olabilir mi? Yani böyle bilimsel bir açıklama var mı acaba? Hani kalp atınca beyin nöronları ölüyor falan gibi. Mantıklı. Ama yani şimdi düşündüm de. Ben aşık olunca dahileşiyorum. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Memnunlar. İyi günler. Çok memnun oldum. İyi günler. Milyon lira. Gözünü kırpmadan 1 milyon lira bağışlamış. Bu kadar parası var mıymış ya kızın? Bilmiyorum ki. Bir şey satmıştır bence. Yani tapulardan birini falan mı elden çıkarttı acaba ha? Güzide? Ne dersin? Herhalde. Evet. 1 milyon lira ya. Resmen arabayı satmış ya. İnanabiliyor musun? Yani sen şimdi buna hırsızlık mı dersin, dolandırıcılık mı? Ay inanamıyorum İpek. Ağzım açık kaldı resmen kızım ya. Siz arkadaş değil miydiniz bununla? Değilmişiz işte. Kadın resmen kullanmış beni. Hayır yani Kanada'da geldi evime çöktü. Aylarca benden yedi, içti. Şimdi arabayı bulunca hadi sana güle güle dedi, iyi mi? Tamam da İpek'cim yani bu yemek ısmarlamaya falan benzemiyor ki. Milyonluk arabadan bahsediyoruz ya. Satmış diyorsun, satmış. Bu çok başka bir şey yani. Fırsat kolluyormuş şeytan. Ama yani ben de resmen eline verdim o fırsatı. Ne çok neye üzülüyorum biliyor musun? Gelip benle konuşsa, o parayı benden istese ben gözümü kırpmadan verirdim. Tabii. Biliyorsun. Ama yaptığı çok çirkin. Resmen aptal yerine koydu beni. Pek. Ben anlamıştım aslında biliyor musun? Ya bir mekana gidiyoruz. Hesap ya senin cebinden çıkıyor ya benim cebimden çıkıyor. Bir kere durun kızlar ben ödeyeyim dediğini duydun mu sen bu kızın? Bir de alttan alttan süzüyor falan böyle. Ya işte ben anladım. Anladım ama sana söyleyemedim. Nasıl söyleyeyim ki? Kaç senelik arkadaşın sonuçta. Bir şey diyemiyorsun. Büyük toz kazığı yedim Selda. Çok büyük. Ne yapacaksın peki şimdi? Yani ben babana söyle diyeceğim. Avukat ya halleder. Ama işte arabayı bilmiyor. O da buna güveniyor zaten. Biliyor musun ne dedi bana? Sıkıyorsa babana söyle dedi. Ne? Ya. Ben de İpeksen sana söylüyorum. Bunu onun yanına bırakmayacağım. İntikamımı alacağım. İlla ki bir gün bir yolunu bulacağım. İpekciğim. Ben her zaman senin arkandayım. Bunu bil tamam mı? Yani bir şey olur beni hemen ara, ben hemen buraya gelirim tamam mı arkadaş? Canım, canım benim. Biliyorum bilmez mi? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Kahve yapayım mı bize? Hadi yap içelim bakalım. Tamam. Hı? Bitmiş yani satış falan noterden. Tamam. Tamam Mustafa. Yok sağ olasın, sağ olasın. Ararım seni, görüşürüz hadi. Sağ ol. Meydana bakan daireyi de satmış. Hem de yarı fiyatına, iyi mi? Ya Avanos'tan da bir kişi niye seni arayıp söylememiş? Babamın haberi var demiş. Öyle diyor Mustafa. İnsanlar da inanmış haliyle. Kızamıyorsun ki kimseye. Yani sonuçta ben inandıktan sonra. Neyse boş ver artık sen bundan sonrasına bak. Niye böyle davranıyor Güzide? Ha? İpek niye bunları yapıyor?
Yani Allah göstermesin, bunun başı belada mı? Bir borca falan mı girdi acaba? O yüzden mi satıyor? Sezai, borcu olsa 1 milyon verir mi o kadınlara ya? Bir şey soracağım. Bu ikinci arabanın ruhsatına baktın mı sen? Kimin adına o? Hani hocam, arkadaşının dedin ya. İpek'in adı yok orada. Yani arkadaşıyla kullanıyorlarmış falan. Arkadaşın üzerine. 1 milyon lira bağış nasıl yapılır ya? Hasta çocuklara yapmış bir de. Bir şey de diyemiyorsun. Bakar mısın şuna? O araba da İpek'in olmasın ya. Onu söylemeye çalışıyorum zaten sana. Ruhsata baktığımı derken onu söylemeye çalıştım. Niye başkasının üzerine çıkarsın ki onu? Noterden şey yaparız biz. Bu aldı sattısına ulaşabiliriz biliyor musun? Hı hı. Plakasından. Şu resimleri bana bir göndersin. Ben onları sildim yani sana yolladım ya. Sen bir bak istersen telefonu. Ben de sildim de o yalnız Ümit de var. Ümit'i ararım şimdi. Ya sabret sen de. Ya tamam sabır, sabır da Taylancığım yani sabır da bir yere kadar yani koskoca mühendisim ben. Ya öyle pazarlamacı gibi öyle kapı kapı dolaşıp da satış yapamam. Ne yapacaksın peki Ümit? Vallahi ben yaptım yapacağımı Taylan. Bastım istifayı çıktım abicim. Ne diyorsun? Şey Taylan, ya beni biri arıyor. Ben ona bakayım tamam mı? Patron mu? Ya herhalde o ya. Şimdi kesin geri dön falan diyecek bana. Dönecek misin? Vallahi şartlara bakar Taylan. Bakacağız yani duruma göre. Tamam ben arayacağım seni tamam mı? Tamam tamam. Haydi görüşürüz. Haber et mutlaka. Hadi görüşürüz Taylancığım. Görüşürüz. Allah Allah. Efendim abi. Ha Ümit. Bir şey soracağım sana. Çok zamanını almadan oğlum. Sor abi estağfurullah. İpek'in arabasına çarpmıştın ya sen hani. Aracın o sırada fotoğraflarını çekip göndermiştin. O resimler lazım oğlum bize. Bir gönderir misin? Ya şey... abi onlar benim eski telefonda kaldı ya. Ya hani çalınmıştı ya benim telefonum. O Hakan Adisi çalmıştı. Çalınmış. Ha. Tamam. Hayırdır abi kötü bir şey yok değil mi? Tamam Güzide anlatır sana. Görüşürüz. Ben evet ya çaldılar onun telefonunu ya. Unuttum. Ben gideyim Güzide. Tamam, üzme kendini artık. Hadi. Yıldız dünyanın her yerinden görülebiliyormuş. Güzide sen benim Sirius'umsun. Dünyanın neresinde olursam olayım sadece seni göreyim. Bir insana güvenebilme duygusunu bana tekrar yaşattığın için çok teşekkür ederim. Beni sevdiğin için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Asıl ben. Seni dinliyorum. Lafa nasıl başlayacağım bilmiyorum ki. Ne söyleyeceğim? Bak
aklından ne geçiyorsa söyle işte. Şu anda aklımdan geçmeyen bir şey yok ki Güzide. Sen geçiyorsun. Seni uzaktan sevdiğim seneler geçiyor. Zamanında açılamadığım, sana olan aşkımı itiraf etmediğim için kendime kızarak geçirdiğim tüm o zamanlar geçiyor. Tamam mı? İpek geçiyor sonra. Annesinin ölümünden beni sorumlu tutması. Sonra çekip gitmesi. Yüzünü görmeden, sesini duymadan geçirdiğim o yıllar geçiyor. Acaba kızıma son kez sarılabilir miyim diye kendi kendime sorduğum geceler geçiyor. Tüm bunlar geçiyor aklımda. Hatırlıyor musun bir... Seneler sonra artık senin yanındayım. Kızıma da kavuştum. Allah'tan başka ne isteyebilirim demiştim. Evet. Ben o zamanlar... İpek'le senin çok iyi anlaşacağını düşünüyordum Güzide. Ne güzel diyordum. Bu hayatta en kıymet verdiğim iki kadının yanındayım. Onlar da birbirlerini çok sevdiler. Daha ne isterim? Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi diyordum Güzide. Sezai. Bak yine beni anlamamışsın. Biz birbirimizi severiz, sevmeyiz. Bunun önemi yok ki. İnsan birbirini sever, sevmez. Ama... Konduramadım Güzide. Konduramadım. Yıllar sonra bulunca kızımın yaptığı hataları, yanlışları görmedim. Göremedim. Ya görmek istemedim belki de. Bilmiyorum ki. Ama ne kadar büyük yanlışlar yapsa da ben kızından vazgeçemem Güzide. Nasıl vazgeçerim? Canımın parçası o. Ben onu söküp atamam ki. Ama sen de benim kalbimsin. Kalbimdesin, ruhumdasın. Ben senden vazgeçemem. Ben ne senden ne kızımdan vazgeçemem. Yapamam. İstesem de yapamam bunu. İkinizden birinin olmadığı bir hayatı düşünemiyorum ki ben. Ben kızından vazgeç demiyorum ki zaten. Böyle bir şey isteyebilir miyim sence Sezai? Bak ben bir tehlike gördüm. Yani duydum, gördüm, fark ettim. Bunu sana söylemek istedim. Yani söyleyeyim, bil ki bir şey yapman gerekiyorsa yap diye. Geç kalma diye. Benim söylediklerime güveneceğini düşündüm yani. Ama sen yani değerlendirmeye bile almadın. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben asla kızına kızgın falan değilim. Gerçekten. Çünkü İpek... İpek'in yardıma ihtiyacı var. Rahatsız o çocuk. Anladın mı? Yani mesela çok büyük yalanlar söylüyor. O yemeğe geldiğiniz gece. Hani gidip ben Nusfa ona niye geldin demişim ya. Evet. O öyle değildi. Tam tersi. İpek'ciğim, annem senin yüzünden öldü biliyorsun değil mi? O benim yanıma gelip annem senin yüzünden öldü biliyor musun dedi bana. Yani ben senin rahmetli karını tanımam ki. Bilmediğim, tanımadığım bir insanın ölümüne nasıl sebebiyet veririm ben? İpek'e bunu kim söyledi? İpek buna nasıl inandı? Duman abi o yüzden öyle dedi demek ki. Size geldiğimiz gece eve dönünce Numan abi İpek galiba Güzide'ye yanlış bir şeyler söyledi. Mutfağa gidip geldiğinde Güzide'nin yüzü çok değişmişti dedi. Demek o yüzden. Ben belli etmemeye çalıştım ama anlamış demek ki. Ben niye anlayamadım peki? Ben niye fark etmedim? Özür dilerim Güzide. Gerçekten özür dilerim.
seni dinlemediğim için. Söylediklerine kulak vermediğim için gerçekten. Ama işte kızıma toz konduramadığım için yaptım bunları, biliyorum. O yüzden, o yüzden böyle ters davrandım, kaba davrandım sana. İşin aslını astarını aramadan, soruşturmadan, sormadan. Affet beni ne olur, affet Güzide. Affedilecek bir şey yok. Bundan sonra birbirimize güvenmemiz lazım. Tamam mı? Çok teşekkürler. Seni kaybetmekten, sabahları kalktığımda bugün de Güzide'yi göreceğim diyememekten o kadar korkuyordum ki. Çok sağ ol. Bir de bu var.